birçok şiir yazdım. Yani bu şimdi kendi şiirim diye sahiplendiğim 200'ü aşan şiir var. Bunlardan 15-20 tanesi hepsi aynı boydadır. Yani birini öbürüne yeğleyemem. Hepsi en sevdiğim. Ama toplumumuzun sevdiği veya sevmediği demeyeyim de sevdiği, beğendiği bir iki şiirim var. Bunlar ders kitaplarında, ağızdan ağza kitaplarım okunarak sevilen şiirlerdir. Ve mutlu olarak değil, üzülerek söyleyeyim. Bunlar ben 20 yaşı yöresinde yazdığım şiirlerdir. Evet. Onlardan örneğin Sivas yollarında var, rüzgar var, efendim özlem var. Onlar da en az o yıllarda yazdığım 20 kadar şiir. Bunlardan da en çok bilinen hikaye şiir. Hikaye, evet. Evet. Peki sizden bir şiir okumanızı rica etsek hangi şiiri okurdunuz? Söz konusu hikaye. İsterseniz emredersiniz onu okuyayım. Lütfen, rica ediyoruz. Senin dudakların pembe, ellerin beyaz. Al tut ellerimi bebek, tut biraz. Benim doğduğum köylerde ceviz ağaçları yoktu. Ben bu yüzden serinliğe hasretim, okşa biraz. Benim doğduğum köylerde buğday tarlaları yoktu. Dağıt saçlarını bebek, savur biraz. Benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basardı. Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem, konuş biraz. Benim doğduğum köylerde insanlar gülmesini bilmezdi. Ben bu yüzden böyle naçar kalmışım, gül biraz. Benim doğduğum köylerde kuzey rüzgarları eserdi. Hep bu yüzden dudaklarım çatlaktır, öp biraz. Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin. Benim doğduğum köylerde güzeldi. Sen de anlat doğduğun yerleri, anlat biraz. Efendim, şiirleriniz ilk olarak Cahit Külevi ismiyle yayınlanmaya başladığında o yıllarda bir de garip şiir akımı vardı yanılmıyorsam. Sizin bu akıma bakışınız ya da ne kadar etkilendiniz efendim bu akımdan? Özlem Hanım, gerçeği konuşmak gerekirse ben o şairlerden hoşlandım. Çok ilgi duydum. Ancak onlardan etkilenmedim diyemem ama onlara özenmedim. Yani etkilendim fakat onlara özenmedim. Çünkü ben bunu yapay bir davranış olarak gördüm. Orhan Veli çağdaş Türk şiirinin en büyük ustalarından biri. Ama ben şiirde başka şeyler düşünüyorum. Yani Orhan'ın şiirleri kendi savına göre şaşırtıcı, özendirici, biraz özgün, yani Frenkçe deyimiyle orijinal şiirler. Bunlar Fransız gerçek üstücülere özenmişler. Nitekim o güne kadar gelen bütün şairlerimiz de Fransızlardan etkilenmiş. Bunlardan bir de Nazım Ruslardan etkilenmiş. Ama ben Türk şiir yazmaya özendim. Zaten de başka da bir seçeneğim yoktu. Çünkü hazırlığım yoktu. İyi yabancı dil bilmiyordum. Yabancı ülkelerde yetişmemiştim. Ben bir tür Anadolu köylüsü ve Türk halkının belli bir
düzeyde sanatçısı olduğumu sanıyordum. Bunu başlangıçta kendim için bir kusur, bir eksiklik sayarken sonradan bu benim özel şeyim oldu, özelliğim oldu. Şimdi tarif edeyim. Siz bu çekimi kapı için yapıyorsunuz. Hı hı. Aslında ben kapı değil, Türkiye'nin ozanı olmaya özen gösteren biriyim. Ne kadar oldum veya olamadım, o ayrı bir konu. Ama ben buna özendim ve yurdumun acı, tatlı, mutlu, mutsuz, her türlü yönünü şiirlerimde anlatmaya çalıştım. Örneğin biraz önce okuduğum hikaye şiirinde benim doğduğum köyleri akşamları eşkıyalar basar dedim. Hı hı. Örneğin başka şehirlerimde de böyle şeyler hep yazdım. Sivas yollarında çatlayan elden, ayaklardan, odun mu, tuz mu, hasta mı taşıyan kanılardan ve birçok şehirlerimde kamyonlardan, yurdumuzun serüvenlerinde söz ettim. Şimdi de size bundan 20 yıl kadar önce, zaten de tam 20 yıl olmuş, 1977 yılında yayımladığım Doğu adlı şiirimi okumak istiyorum. Yüzlerce, binlerce bit vardı. Çarşaflar, giysiler üzerinde. Kimi yayılırdı koyu sürüsü, kimi ise yaraşık düzende. İşte Doğu bu. Bit, deprem ve acı, mutluluk dediğin bir lavaş ekmek, bir avuç ateştir umut dediğin, gerisi kar, çamur ve tezek. Kara kan akar gecelerden, ölüm akar, çaresizlik akar, yalazlanan ışık, köpek sesleri, horoz sesleridir, toz gibi kalkar. İşte doğu bu, kalmışlık, susmuşluk ve acı, gül dediğin orada, kır çiçeğidir, ışkıdır, çaşırdır, yemiş dediğin, ecel şerbettir, yarın elinden içtiğin içeceğin. İşte doğu bu, kesilmiş koyun başı gibi bakar orada insan gözleri. Sevdalar, sıcaklık, yumuşaklık türkülerde kalmış bir yıldan beri. Ben burada doğuyu küçümsemiyorum, eleştirmiyorum ama doğuyu anlatmaya çalışıyorum. Bütün dileğim doğunun bu durumdan kurtulması ve Türk ulusunun yücelmesi yönündedir. Tekrar ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.